Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekkiye 12. sefir 84. kısım 47. soru. Ahlak hazineleri kaç tanedir? Cevap: Ahlak hazineleri yaratıkların sınıfları ve bireysel şahısların sayısı kadardır. Bunlar şahıs olmaları bakımından sonsuz iken hazine olmaları bakımından sonludur. Hazineler diye isimlendirilmelerinin nedeni ahlakın onlarda varlık bakımından gizlenmesidir. Bunlar kendileriyle nitelenmiş oldukları şeyin hükmünde içerdikleri sıfatlar ki onların varlıkları sonsuzdur. Bunlar nedeniyle hazine yapılmıştır. Öyleyse onlar hazine içindeki hazinelerdir. Hepsini birleştiren toplayıcı asıl üç hazinedir. Birincisi, zatların zat olmaları bakımından gerektirdiği hazinelerdir. İkincisi, nispet olmaları bakımından isimleri zorunlu kılan nispetleri gereği olan hazinelerdir. Üçüncüsü ise, fiil olmak bakımından yoksa meful veya fail veya infial olmak bakımından değil, bu fiillerin gerektirdiği şeyleri içeren hazinelerdir. Bu üç hazineden her biri bir takım hazinelere açılırken onlar da başka hazinelere açılır ve sonsuza dek böyle sürer. Öyleyse hazineler bir bakıma nicelik altına girerken bir bakıma nicelik altına girmez. Öyleyse hazineler bir bakıma nicelik altına girerken bir bakıma nicelik altına girmez. Bu hazinelerden varlıkta meydana gelenler niceliklidir. 48. soru. Allah'ın 117 ahlakı vardır ifadesinde geçen ahlak yani huylar nelerdir? Cevap: Bu ahlak peygamberlere özgüdür. Onların dışındaki kimselerin bu konuda bir zevki olmasa bile onları bilebilirler. Bu bilgilerden ise bilgi ve sayıca sadece Allah'ın kendilerini saydığı zevk ve meşrepler ortaya çıkar. Bu huylardan birisi tefriki yani ayrımı delalet eden cem yani birlik, tefriki içeren cem ve cemi içeren tefriktir yani farktır. Bu ahlak izzet, direnç, kerem ve hikmet mertebesinden ortaya çıkar. Bu huylardan birisi de örtülü nur huyudur ki bu marifetlerin en çetinidir. Nurun örtülü olması mümkün değildir ve özü gereği perdeleri yarar, örtüleri parçalar. Öyleyse nuru perdeleyen bu örtü nedir? Dikkat et! O perde sensin. Nitekim Arif şöyle der. Sen gaybının sırrından kalbin perdesisin. Sen olmasaydın ona mühür basılmazdı. Bunlardan biri de kalplere ve onun mensuplarına özgü eller ve kuvvet ahlakıdır. Söz konusu ahlak bir takım mertebelere ayrılır. Bu huylardan biri sebepleri varlıklarını yok etmektir. Bu da bir takım mertebelere ayrılır. Bu huylardan 100 mertebeyi Endülüs'te öğrendim. Ki söz konusu huylar kemaliyle ancak o bölgenin ruhaniliğinde bulunabilir. Çünkü yeryüzünün her parçasının kendisine bakılan ulvi bir ruhaniliği vardır. Ona ait ilahi bir hakikat kendisine yardım ederken bu hakikat ilahi ahlak diye isimlendirilir. Diğer huylara gelirsek onların da ihata ve genellikte zikrettiğimizin aşağısında bir takım mertebeleri vardır. Bunlardan her birinin cennette bir derecesi vardır ve ona ancak bu ahlak sahibi ulaşabilir. Zikrettiğimiz dört ahlakın bir kısmı peygamberlere, bir kısmı velilere, bir kısmı nebilere ve bir kısmı da müminlere aittir. Her biri kendi sayısında menzillerdedir. Bir kısmına mele-i âlâ ortakken bir kısmı bu tabakaya özgüdür. Çünkü hakkı talep eden her işte bir ortaklık gerçekleşirken, halkı yani yaratılmışları talep eden her iş, yaratılmışlardan o türe özgüdür ve onunla sınırlıdır. Kalan huylardan 14 ahlakı sadece Allah bilebilir. Bu ahlakın kalan kısmını sayılan isimler belirler. Bunlar bir velinin ya da peygamberden kendisini duyan bir sahabinin bilebildiği isimlerdir. Söz konusu isimler nakil yoluyla bilinemez. Bunların 13'ünün bilgisi Allah'a özgüdür. Kalanı ise cennetlikler bilir. Onlar bunları bilmede tabaka tabakadır. Kastettiğimiz cennetliklere özgü isimlerdir. Çünkü Allah'ın öyle bir ehli vardır ki ondan başkasına eğil olmazlar. Nitekim bir rivayette Kur'an ehli, Allah ehli ve seçkinleridir denilir. Cennetin de bir ehli vardır ki onlar cennetliklerdir ve onlar cennete uygun olabilirler. Onlar ziyaret mertebesi kendilerini bir araya getirse bile Allah ehli olmaya uygun değildir. Onlar ziyarette dolaylı olarak bulunur. Cehennemin de bir ehli vardır. Sadece oraya uygundurlar. Onlar ne Allah'a ne de cennete uygundur.
Her bir ehlin içinde yaşadığı bir nimet vardır. Bu durum belli bir sürede biten el-hakem ve el-adl'ın otoritesinin kendilerine işlemesinden sonradır. Her grubun bu bölümde zikredilen ahlaklarda bir tecrübesi ve içme yani şirbi vardır. Bu ahlak bu üç tabakaya ayrılmıştır. Her biri onların kendi durum ve özelliğine çağırır. Söz konusu şey ateş, cennet ya da mekan ve niteliğin olmadığı bir mertebede Allah'ın nezdinde durmak olabilir. Binaenaleyh soyut anlamlar için bir ahlak olduğu gibi duyu aleminin ve hayal aleminin de bir ahlakı vardır. Duyulur cennet, duyunun dışındaki bir anlama aittir. Manevi cennet, mananın dışında bir duyuya aittir. Hak ile durmak, manasız duyuya ait manevi bir iştir. Hak ile durmak, manaya ait duyulur bir iştir. Ateş, duyu olmaksızın bir manaya aittir. Bu tabakanın meşrepleri ise derece derecedir. Bir kısmı tam, bir kısmı daha tam ve bir kısmı kamil, bir kısmı daha kamildir. Her şeyin melekutunun elinde bulunduğu kimseyi tenzih ederim. Her mertebede ona döndürüleceksiniz. Cennet veya cehennemde varlıkları var saysak bile gerçekte hak vardır. Çünkü onlar onun mazharlarıdır. Onunla nimetlenen bir mazharın dışında olamaz. Çünkü o içinde hazzın bulunmadığı fenadır. Hak mazharlarda tecelli ettiğinde lezzet ve acılar ortaya çıkar ve aleme yayılır. Allah şöyle diyene merhamet etsin. Bir aşığı duydunuz mu? Bir ucu sağlam, diğeri hasta. Nimetlenir bir azap ile, azap görür bir nimet ile. Nimet onunla gerçekleştiği gibi azap da onunladır. Nimet ve azap ancak bileşikte meydana gelebilir. Yalın anlamıyla nimet ve azabın ise varlıkta bir hükmü yoktur. Çünkü bu var olmayan akledilir bir şeydir. Mazharların ehli nimet ve azap ehlidir. Zat-ı mutlak belliğinin ehlinin ise ne nimeti ne azabı olabilir. Ebu Yezid şöyle der. Bir zaman ağladım, bir zaman güldüm. Şimdi ne ağlıyorum ne gülüyorum. Ebu Yezid'e nasıl sabahladın diye sorulunca şöyle yanıt vermiş. Ne akşamım var ne sabahım. Akşam ve sabah bir özellikle nitelenen kimsenin için olabilir. Benim ise niteliğim yok ki.